Ben onları düşüreceğim. Huzur zaten yere düştü. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce çok kötü olaylar oldu burada. Video bile çekemedim. O kadar sıkıntılı durumlar oldu ki. Bakın bu kuzuyu kestim biraz önce. Şu yukarıdaki yonca'ya bırakmıştım arkadaşlar kuzuları. Orada otardım. Öğleden sonra şu an saat. Sonra da burada biraz dinlensinler. Sonra yine eve giderken koyarız falan. Her gün böyle 10-15 gündür bu şekilde otarıyoruz. Yalnız bugün herhalde biraz daha fazla bıraktım. Kuzuların içinde 10-15 tane kuzu şişti arkadaşlar. Tabii ben de farkına varmamıştım. Çıkardım buradan. Buraya getirdim. 5 dakika falan geçti. Bu kuzu artık kendini yere attı arkadaşlar. Yere atınca ben de yanına koştum. Baktım ki 5-10 tane kuzu şişmiş. Ondan sonra dedim acaba evden mi birisini çağırsam? Evden de kimse yok. Evde de kimseyi çağıramam. Ben onları düşünürken kuzu zaten yere düştü. Hemen bıçak yanımda etti. Hemen kestim kuzuyu. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Mecburen diğerlerini düşünmek zorundayız. Hemen buradaki sürüyü toparladım arkadaşlar. Eve doğru sürdüm. Hemen eve gittim. Video falan da çekemedim. Çünkü orada o kadar kötü oldu ki. Hemen eve gittim. Onlara hemen orada bir tane koyun doğum yapmıştı. O günleri koyun, doğum yapan koyun var ya. O olmasa yine 3-5 tane kuzu ölecekti. Doğum yapmıştı. Hepsine şöyle az az sağdım. Hepsine içirdim. 4-5 tane kuzu. Şimdi eve gittiğim zaman onlara da bakarız. Onlar da büyük ihtimalle inmişlerdir. Çünkü süt olduğu zaman anında indiriyor. Büyük ihtimalle hepsi inmiştir. Bu konulara çok tecrübeliyim ama işte oluyor. Yapacak bir şey yok. Canlı hayvan. Şimdi bu kuzumuzu arabaya koyacağım arkadaşlar. Şimdi eve gidelim arkadaşlar. Bu kuzuyu çıkaralım. Şu an sesim falan kısıldı. Sürü eve gitmiyor. Her günkü saat değil. Yani zor şeyler götürdüm. Orada da süt içirdim ben koyundan. Bir tane koyun 5-10 tane kuzu şiş. Hepsini yavaş yavaş içirdik. Olaylar böyle yani arkadaşlar. Allah'tan bıçaksız durmadı. Hiç değilse etini yiyebiliriz yani. Çünkü kestim hayvanı. Ne var arkadaşlar? Şşt. Şşt, tamam. Şşt, hoş, hoş. Burada içi göbek taysan çöktüler. Taysan onu yakaladı orada. Taysan hemen dışı attı arkadaşlar göbek. Tyson'a iki tane birden daldılar. Bir de Tyson'ın kardeşiydi. Ateş. Ama Tyson'ın ikisinin arasında sıyrıldı. En son beyaz köpek Tyson'a diş atınca Tyson bıraktı arkadaşlar. Beyaz köpek kaçıyor şu anda. Baya bir grup halindeler. Tyson da besinde. Bak 2-3 tane köpek saldırıyor ama hiç korkmuyor ya kerata. Çok cesur bu köpek yani. Şimdi biraz peşlerinden koştum gidip yakalayacağım. Seni yakaladım arkadaşlar. Tyson'ın kardeşlerine vermiştim ya. Onlardan biri Tyson'ı hiç görmemişti. O Tyson'a daldı o yüzden. Yani Tyson içe tek boğuştu orada. Bir o Tyson'ı tanımıyor. Bir de Tyson yaralı şu anda aslında arkadaşlar. Bakın burnun ucuyla kötü bir şekilde yaralı aslında. Ama gene de hiç yeri durmuyor. Yalnız Tyson'la bozuyor zıtlar birbirine. Şimdi bırakırsam ikisi birbirine boğuşurlar. Bozo. Bunlar senin oğlun oğlum dur. Böyle artist gelme. Bozo'nun olaylardan haberi yoktu arkadaşlar. Şu anda Tyson'ı yakaladıktan sonra Bozo'yu gördüm. Bozo. Kaçtı kurt. Şişt, dur. Babana karışma sen. Dur bozu git, bozu git. Yaklaşma, birden tutuyor bu. Yaklaşma. Babası gibi birden Kur'an'la yapışıyor arkadaşlar bu köpeklerle. Şşşt, bozu git. Bozu git. Bakın burada Tyson'a dalan kardeşi. Tyson şimdi normalde buna zıtlaşır arkadaşlar. Bu daha hiç bunu görmemişti bugüne kadar. Ama bugün gördüler ve kavgayla başladı. Aralarındaki ilişki. Şimdi bıraksam direkt ona dalar. Bozuyor da dalar. O yüzden bırakamıyorum bunu. Ateş! Ya. Yalnız kişiden taraf oldun ateş. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Tyson şimdi bunlar arkadaşlar
Çinlenen bir köpek Tyson. Bakın böyle Çinci bir köpek. Artık da ateşle kolay kolay yıldızları barışmaz. Ateşe doğru gitmek istiyor. Bozol. Neredesin oğlum? Oğullarını dövüşüyorlar. Kardeş kardeşe düştü. Birbirini tanımıyorlar. Onu kafası artık ateşte arkadaşlar. Şimdi dur. Ateşin buna yanlış yaptığını düşünüyor. Ne oğlum seni tanımıyor ki. O senin kardeşin olduğunu bilmiyor. Sen de onu bilmiyorsun. Bozol. Oğulların bak ne yapıyor. Dövüşüyorlar. Tyson'ı getirip bağladım arkadaşlar. Bu bizim Tyson var ya arkadaşlar. Çene gibi bir köpek. Yani böyle yakasını bırakmıyor köpeklerin. Mesela 2 tane olsun, 3 tane olsun. Yere yatırsın da boğsunlar, boğsunlar, boğsunlar. O kalkıyor yine aynısı gibi devam ediyor yani. Yılmıyor. O zaman köpek ağır yaralı yani. Burnunu nasıl kanattığını gördünüz. Bakın hala yaralar duruyor köpeğin üzerinde. Çene gibi bir köpek. Böyle bir köpek de ilk kez gördüm ya. Yapışıyor. Bakın o kardeşleri yere yatırıyorlar. 2-3 tane köpek yere yatırıyor. Yavruken bacağını kırdılar 2-3 tane köpek. Gene de hiç geri durmuyor arkadaşlar. Hemen gider gitmez yapışıyor. Umut yanımda koyun ve kuzuyu da getirdim arkadaşlar. Abi annesinin peşine koşuyor ki zaten bayağı bir büyüdü. Şimdi ilk sınavını geçecek. Bakalım buradan tırmanabilecek mi? Bu evde çok meyliyordu arkadaşlar annesi. Onu da suya getirdim. Bir de kuzular şiştiği zaman şimdi kuzuları birazdan yumcaya götüreceğim. Şiştikleri zaman hadi oğlum tırman bakalım. Hadi oğlum gayret. Aferin oğluma ya. Kuzular şiştiği zaman koyunda süt olduğu için hemen sağıp kuzulara içireceğim arkadaşlar. Fazla uzakta değiliz arkadaşlar. Kuzu da yorulmayacak. Zaten şu anda yine yoncaya girdik. Günün erken saatleri ve bugün arkadaşlar Tyson'ı da alıp o yoncaya şişirmiştik ya. O gün postunu alıp fotokopanın çalışması yapacağız. O gün domuz çekmiştik ya orada. Takımımız da sürüye kabul edildi. Şaratamız. Bugün birazdan sürüye eve götürünce Tyson'ı alıp fotokopanın çalışması yapmaya gideceğiz. Tyson'ı tutuyorum tabii köyden çıkana kadar. Onu da tutacağım tabii ki. Çünkü o da yaramaz bir köpek. Bugüne kadar şey yapacağımı yaptım arkadaşlar. Şimdi Tyson'a gidiyoruz. Sen de eve kayıt ol. Tamam mı? Kimseye bulaşmayın. Tyson'dan da bir yana kaldı. Hadi gidiyoruz. Hadi Tyson. Bu tarafa, bu tarafa. Hadi Tyson. Gidiyoruz oğlum. Bu senin ilk böyle çıkarışım. Tabii evden çıkana kadar Tyson'ı bağlayacağım. Köyden çıktıktan sonra yani iyice oraya yaklaştığımız zaman drone'la beraber Tyson'ı salacağım. Bakalım artık Tyson adam oluyor mu olmuyor mu? Tyson! Ama yakışıklı olmuş ya. Hep bağlı bağlı ya gözümüze kötü geliyor. Bayağı yakışıklaşmış. Şimdi arkadaşlar bakın burada neden tuttuğumu görüyorsunuz. Köpekler falan var. Hemen grup halinde geldiler Tyson'ın üzerine doğru. Tyson evde bir şeye benzemiyor da burada bayağı iyi olmuş ya. İşte bu köpeğe zıt işte arkadaşlar. Zıt olduğu köpek bu. Bu köpeği sürekli boğuyorlar. Anlamadım. Bu köpeğe zıtlıklar var. Hayret bir şey yani. Bıraksan var ya hemen koşacak. Yapışacak yani. Hayret bir şey ya. Bu köpek de buna zıt ya. O bir grup da buradan çıktı. Ay iyi olmuş Tyson ya. Her yere gider. Bıraksam hemen hiç affetmez hemen dalar. Tamam. Şunlar çok yaman arkadaşlar. Bunlar küçükken Tyson'ı boğdular. Oo. Duman da geldiyse biz buradan ayrılalım. Hemen diş çakıyorlar köpekler. Vay da büyümüş Tyson ya. Gel. Şöyle yapma. Gel. Çok ufak gözüküyor ya. Şimdi bakıyorum koca bir köpek olmuş yani. Bakalım. Yabaniye kaçtı da güzel. Oo ayağında kaldırmaya başladı. Adam oluyor oluyor. İşte bunlar yakında bir yaşına girecek arkadaşlar. Tyson'la kardeşleri. Tam buraya geldim arkadaşlar. Bizim her zamanki yerimize. Burada inekler çıktı karşıma. Tyson onları kilitlendi artık. Bırakma direkt onların içine girecek biliyorum. O yüzden Tyson'ı serbest bırakmayacağım.
çok mükemmel fikrim vardı da. Aslında salıp peşine drone'la bakacaktık. Dur. Var mı şeyler Tyson? Bunları kovalayacak, işte rahatsız edecek bir şeyler. O yüzden Tyson'ı bırakmayacağım. Hadi Tyson. Ne niyet, neye kısmet. Foto kapağımızı kurdum arkadaşlar. Aynen böyle. Şöyle gördüğünüz gibi foto kapağımızı kurduk. Şimdi arkadaşlar kurtların ya da değişik yapan hayvanların gelmesini bekliyoruz. Geçen seneki gibi inşallah kurt serilerimiz devam eder. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.